odayı sanayici grubu, odayı tüccar grubundan ayırmak istiyor. Yani ikisinin menfaatleri farklı farklı diye. İki kişiyi seçtiler. Bir tanesi bir dönemde Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı olan rahmetli Selahattin Vardar, hesap uzmanıdır. Bir de genç doçent, iktisat ve maliye doçenti ben. İki hakem olarak odaların ayrılması için gerekli çalışmayı başlatmamızı istediler. Hakikaten odayı ayırdık. Fakat sanayicilerin, esnafın çok olduğu bir odada, ticaret odası olmasına rağmen gelirler çok büyük, sanayicilere bir şey kalmıyor o güne kadar elde edilen ortak odanın varlığından, mali varlığından. Ayrıldıkları zaman kendilerine yer tutabilecek paraları bile yoktu. Bu arada ismini rahmetli anayım, o sanayi odasının ayrılmasını isteyen genç ekibin başında rahmetli Müptaz Zeytinoğlu vardı. Sayın arkadaşlarımız da çok iyi bilirler. Çok ilerici düşünceli insandı ve o tarihte Eskişehir'deki sanayicilerin oğulları, yurt dışında doktora yapanları, master yapanları da varlar ve babalarından kalan işin başındalar. Sanayi odası yönetim kurulu onlardan oluştu. Ama babalarına baktığınız zaman babaları toprak ağalığı var, tarım sektörü var, sanayicilik var, ticaret sektörü var. Bütün sektörleri Eskişehir'de temsilcisi durumundalar ve ağırlar. Babaları da Cumhuriyet'ten beri işlerini yaparak zenginleşen aileler, son derece saygın aileler. Hatta kurdukları Eskişehir Bank diye, Eskişehir Bankası diye bir bankaları mevcut. Şimdi kafa, gençlerin kafasıyla yaşlıların kafasına biz hep Selam Bey'le beraber şüpheyle baktık. Şimdi gençler diyorlar ki yönetim kurulu gençlerden, oğullarından kurulu, oda meclisi ise pederlerden, babalardan kurulu oda meclisi. Kafa kafaya verdik, ne yaparız, ne ederiz diye. Dediler ki bir bildiri yayınlayalım, topluma öyle bir bildiri yayınlayalım ki hakikaten sosyal demokrat fikirleri de içersin, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtsın, Türkiye'ye yepyeni bir yön gösterelim. O görev de bana düştü. Çünkü benim doçentlik tezimde rahmetli Besim Üstünen jüri üyeleri arasındaydı. Benim o bildiri, doçentlik bildirisi bir memorandum haline getirildi. Ve de topluma dönük sanayici bildirisi diyerek tezdin bazı kısımları çıkardık, bazı kısımlarında yeni ilaveler yapılmak suretiyle topluma dönük sanayici bildirisi olarak ilan edildi. Rahmetli Abdi İpekçi 2-3 gün boyunca devamlı olarak Anadolu'dan gelen yepyeni bir ses şeklinde birinci sayfadaki köşesinde yazılarını yazdı. Bu arada rahmetli Sakıp Sapçı'nın beyanatı var o bildiriyi görünce. Kim bu homoristler diye, yani son çizgide olan bir bildiri olduğu için işte reformları öneriyor. Özellikle ithal ikamesine ağırlık veriyor. Tarımdan vergi alınmalı diyor. Bankacılık sistemi değişmeli diyor. Efendim, Türkiye'nin dışarıdan aldığı pek çok malı, halkın kullandığı malı Türkiye halkının kendisinin, sanayicilerimizin üretebileceği şekilde teşvik edilmeliler gibi şeyler söylüyor. İleri, o güne göre çok ilerici sayılan sözler söylüyor. Şimdi şunu da ilave edeyim Sakıp Bey. Neden sonra o genç bildirinin ne demek istediğini, gençler bildirisinin ne demek istediğini anladığı için rahmetli Mümtaz Zeytinoğlu'nun vefatından sonra Eskişehir Sanayi Odası'nın önüne büstürü yaptırdı, dikti. Yani o dönemdeki sanayici olarak ağırlığı, hükümet nezdinde, hükümetler nezdinde ağırlığı olan